Evet sevgili TikTok ve sevgili Twitch, hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son elektromanyetik ve sevgili YouTube, en son bir elektromanyetik bir patlama oldu. Bakalım bizi neler bekliyor hemen diyoruz ve YouTube Furkan Ülkü TV kanalına abone olup beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyiniz lütfen. Rica ediyoruz, arz ediyoruz. Daha şimdi büyümekte olan bir kanal olduğumuz için lütfen ricamız, arzumuz, minnetimiz budur. Ve sevgili YouTube yakında çekilişler başlayacak. Yakında demeyelim de çekilişlerimiz olacak, bilginiz olsun. Zamanı gelecek. O zaman ne yapıyoruz? Kamerayı bir kapat, kaldığımız yerden biz zehirli duman içmeye devam ediyoruz. Ya bakayım sen buraya. Bir şey değildir. Hadi bizi uğraştırıyor. Şey arkasından gidip yapıyor şu Yok, anda. yok bizi uğraştırmasın kendisi yapsın ya. Sivri yalan oldu oğlum. Bu yükselen kırmızı yıldız hakkında ne duydun Sayko? Hayır, hiç. Sel kolaylıkla bilgi vermez. Ne bulabiliyorsan öğren. Ok değiştirmen lazım galiba. Buradaki durum berbat. Rush ve Claire devre dışı. Ben ne olduğunu öğreninceye kadar tek başınasın. Kaç işte. Arkadaşları ködüm gödüm izleyin Rugu. ...200 metrelik bir yolumuz var. Bizde mermi kutusu var, ne güzel. Gandok gözetim, Gandok bir konuşuyor. Alfa 5 kadronunda her şey sakin, tamam. Şunu duyuyor musun? Gandok gözetim. Ben kontrol edeceğim. Bence hiç kontrol etme. Goti'yi değirsen bizi bulaman oğlum. Tamam, burada hiçbir şey yok. Arkamı kollayın. Bütünü kollayın diyor. Biz nereden çıkacağız oraya? Konumun civarında bir Iron Horse'un devre dışı kaldığı bilgisini aldım. Bunlar onların istihbaratçıları. Doğrudan yok ediciye kirli sırlarını taşıyor olmalılar. Rocket, eğer o istihbaratçı... Kayaya takılsa. Sakin ol, bana bir şey değil. İşkence yaptığını anlayabilirim. Tanrım, sel sırlarını taşıyan ön bellek olabilir. Araştırıyorum. Sel kule silahlarını adam. Açıksın şu an çünkü. Ama yine de etkili. O yüzden dikkat çekmekten kaçın. Açmak zorunda kaldım çünkü bitti. Ha, enerji az gitsin diye çömelerek gidiyorsun değil mi? Hı hı. Mayın. O değerli pelerini seni koruyamayacak pislik. Hiç iz yok. Bir yerde saklanıyor. Enerjim bitti. İki tane vardı mayın. Birini iptal etmedim.
İleride bir tane daha var. Çok ileride işte o. Silah ekleyebiliyorsun bak onu da. Otomatik silahlar eklenebiliyormuş kanka. Ha, önünde engel olmayacak diyor görmen için. Serkan. Götünüzü yırtın belki edersiniz. Bizi götüz oğlum, bizi bulamazsınız. Ama bak önün açık şu an. İçeri girin de onu bulun. Başka eklenecek bir şey var mı? Onlardan hiç iz yok. Her yere bakın. Muhtemelen denebilirim. Nasıl gördün lan beni? Gerizekalı. O intel için bir eskort gönderiyorlar. Girişimde bulunmak için fazla vaktimiz yok. Ama bana kimin işkence yaptığını bulmak, sahip olduğum bazı kişisel sorunları çözerdi. Buradan gideceğimiz belli. Tabii yol varsa. Var var olmaz mı? Bak oradan mal değiniyor. Mayın. Bir tane daha var. Şu yanında da bir şey var. İzlen. Aç vizörü, sağda bir şey vardı. Yani çok uzak. Bize patlamadı, başkasına patladı. Bir enerji dolduralım ha. Kaçmasına izin veremeyin. Aynen gidin. Aa, o ne? Arkasından V. Ortaya çıktı bizimle yüzleş seni korkak. Bir görüntü var mı? Sizle ne uğraşacağım ya? Yukarı gösteriyor. İşte çıkacağım da nasıl çıkacağım? Enerji bitti. Nereden çıkacağımızı bulmak lazım. Oyun karanlık tabi abi. Aa merdiven lan. He istiyoruz gel oynayak. Yukarı kaldır. Bunlar Allah Allah. Vallahi mi la? Biz bilmiyorduk iz olmadığını. Oğlum dıştan dolansan oraya. Nereden dolanacağız lan oraya? Buradan aşağı düşersin. Biz oraya nasıl çıkacağız? Nano dürüst devrede. Enerji. Kullandığımız her özellik enerji kullanıyor tabii sonuçta yapacak bir şey yok. O merdivene çıkacak mıyız acaba? Yol orası gibi görünüyor da oraya nasıl çıkacağımızı bulamadım ben. Dur bakayım şurada bir enerjiyi dolduralım. Sanki bir yanından.
Abi camlar çok küçük. Buradan sığmayız ki biz ya. Buradan çıkamıyoruz abi. Bir yerden bir yol var ama nereden? Bravo. Ses yaptık. Yukarıya gelecekler şimdi. Bizle alakası yok. Nereden çıkacağız? Nereden çıkacağız? Buradan bir yere 10 metre diyor bak bu tarafta. Abi 10 metre de nereden çıkacağız ki? Bir de şu soldaki cama bak. Buralarda var mı bir şey? Şurada dışarıya çıkan bir tente gibi bir şey var Tuğla. Biz oradan mı geldik? Ona bakıyorum işte abi. Ha burada merdiven. Ha, o ne lan? Temasmış. Burada adam şu aleti şey yapabilirsin istersen, hackleyebilirsin ha. Ha adammış lan o. Şurada. Tam şurada. Makine falan yok değil mi burada? Yok. Ha o ipten aşağı karşıya gideceksin ha. Anladığım o. Mermi falan olabilir ama burada. Koymuş mu diye bir bak. Koymuş. O ipten uçacağız aşağı. İyi iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz kardeş. İstihbaratçıyı güvene al. Sanırım hiçbir zaman kimin nanokizmi benden parçalayarak aldığını öğrenemeyeceğiz. Telsiz kontrolü, telsiz kontrolü Prophet, orada mısın? Onlar düştü. EM dalgası ağa yıktı. Rush birer parçalı. En büyük önceliğim o olmalı ama Michael Tyler... Aşağı aşağı. Ya da yanda karşıda bir şey var, oraya mı gideceğiz? Oğlum biz neredeyiz lan? Nasıl bir yerdeyiz? Allah düştük. Uzaylı sesine benziyor şu an duyduğumuz şey değil mi? Ne oluyor lan? Bana çıktı bizimki. Kuralları değişti. Sıçarken vurmuşlar. Dikkat Prophet. Sel kayıtlarında senin konumuna yakın bir yerde bir sef zihin taşıyıcı olduğu yazıyor. Uzaylı etkisine olan hassasiyetinden dolayı oradan uzaklaşsan iyi olur. Onun sözü. Seflerin tek bir kolektif zekası var. Bir kovan zihni ve bu tamamen alfaya var. Şimdi serbest. Hepsi uyanıyor. Uzaylılar çıkacak ha. Sürecin bir parçasıysa onu gözlemlemem gerekiyor. Bir kovan zihni mi? Ama DNA'nda bir sürü uzaylı materyal var. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Prophet, yürüyor. Randevu, siktir. O ne lan? Randevu hala geçer. Bu sana sıkan uzaylıydı bu arada. Alfa Sef. Sanırım onu pic etmen lazım senden. Dışarı çık. Seni duydum. Bir şeye mi ihtiyacın vardı? Hayır. Oğlum hadi yanıyor lan.
Randevuda ETA 3 mikro. Adamlar kül oldu ya la. Bizi bıraktılar, kendi kışlarını kurtarıyor. Sen devam et abi. Şu kapı açılacak mı? Ana avradını. Aha. Patlayıcılı okumuz var mı lan bizim? Vicdanlığın. Bu normal ok. Gitti. Kral gitti. Patladı mı o? Burada uzaylılara geliştirmişler kanka. Farklı uzaylılar yapmışlar. Koma tekrar devreye girmek üzere. Ama bölge komutanlarımız her tarafta canlanmış sef rapor ediyorlar. Kubbe hattı aşılmadı ama içeride... Aman tanrım. İnsan olan her şeyi yok ediyorlar. Rush'ı bulmam gerek. Ben böyle bir şey için eğitilmedim. Rafet dikkat. Konumuna yakın bir yerde devre dışı bir sinyalci var. Sen bence gizle. Bütün bu sef aktivitesiyle yeniden etkinleşebilir. Sence bak bakalım. Uzak durmalı mısın? Elektrikli var. Belki. Ama işe yarar mı? Güç kaynağı varsa gizliyken sık. Aha tek de alıyor. Gizlen de seni görmesin, bekle. Oktayken gizli kalabilirsin, biliyorsun. Şey vardı lan orada. Gördüm. Yakıcıyı alabilirsin diyor. Serkan. Ananı avradını. Oh yeah. O değil lan. Çok iyi lan. Ya sağında. What the fuck? Patladı mı o ne? Şimdi patladı. Bununki bitti ya, başka bir tane al. Götüm yanıyor. Eyvah Serkan, her yerdeler. Alamadın yakıcıyı. Solumuzda var bir tane. Solumuzda var bir tane. Yakıcıyı mı alacaksın? Ben orospiyem. Gelin lan. Gelin. Hepinize kayacağım. Nereden gidiyorsun lan? Oğlum o kadar karanlık ki. Sağdan gideceğim büyük ihtimalle. Ano görüş devrede. Hı-hı. 120 metre oldu, uzaklaşıyorsun. Üstümüze düştü, patladı pezevenk ya. Hadi.
Sağlık kritik seviyede ölüyorsun. Gelişim paneli direkt kapışıyor. Karşı tarafında. Ooo. Zormuş. Sanırım oyunun en büyük ipnalığı şey kardeş. Aşırı karanlık. Nano'dan çıkabiliriz bence. Yerimize geldiğinde. Tabii çıktığımız yer şuraydı. Çık Nano'dan. Al gizliliğe görmesinler. Belki görmezler, anladın mı? Alamıyor değil mi? Enerjiyi dolduralım. Bakalım biz gizliyken görebiliyorlar mı? Nereye gidiyoruz? Sağ 115. Bak görmedi, devam. Siktir, enerji bitti. Of. Sıçam uzaylısına ya. Bu şey senin enerjini ateş ediyor, biliyorsun değil mi? Evet. Bak şurada göt, bak gördüm ha. Bak 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 bak. Ben de gördüm. Pezevenk. Oğlum biri şurada, dibinde biri. Oğlum kaç tane var lan? Öldü mü lan? Bence ölmedi o pezevenk ya, dur bak. Bomba attı ipne. Kızart şunları lan, kızart. Abi taze kızarmış uzaylı var, yer misin? Şarjör, şarjör. Hadi hadi. Bitti. Tamam, gitmemiz gereken yere gidelim. Bunun da şarjında 7 mermi var. Pompalı gibi bir şey bu Serkan. Bu niye 7 mermi var oğlum? Bunun şarjında ne biçim silah bu? Kral. Ne bileyim abi. Pompalı gibi bir şey bu. Deneriz. Şu panelle işin var. Kafamıza iniyor. Asansör kafesini aşağı indiriyorum. Hala gidecek. Asansör kafesini aşağı indiriyormuş. Gerizekalı, ben bu kafese... Ben burayı hatırlıyorum lan sanki. Ben hatırlamıyorum. Ya yine bizim psikopat geldi. Her zaman savaşmayı bana mı bırakacaksın? Bak, sen olmayı dilemediğin bir gün bile geçmiyor. O dilimin altında dönüp duran o donanımlı, ıslak, gerizekalı, saçma sapan sef mutasyon saçmalığına rağmen bunu kabul ederdim. Hadi. Ne oluyor lan? Yürü. Nana giysi kıza. Oo, kontrollü kontrollü gidiyor. Biz de götünden yavaş yavaş gidelim. O sikome. Şu kilit. Ne yaptın oğlum? Bozuk. Şu yedi mermili olan pompalı galiba ya. Serkan. Modu değişiyor mu peki? Sen beni buraya aylarca hapsetti. Bu boku ne kadar iyi. Silahın ayarlarına bir girsene. Şu şey ne? Alt namlu. Ha şu tutma yerleri.
Silahın atış modu değişmiyor. Bu pompalı bu. Tamam, bulunsun elimizde. Mermi mermidir. Yoklukta kullanırız değil mi? Tabii canım. Deneriz şimdi ya. Biz düşman şu anda ekleyirse deneriz. He. Yakın mesafede, uzak mesafede çok değil de yakında ne yapıyor? Susturucusu var mı? Oğlum pompalı da susturucu olmaz ki. Yok. Beni şu şeylerden birinin içine koymaları an meselesi olacaktı. Çünkü nano giysi de değil mi? Oğlum adamı niye bıraktın? Dış iskelet. Hadi. Nereye girdi lan o? Ona lan. Ona ne olduğunu ben de anlamadım. Çükecekler bizi. Hadi. Götün şefi hadi la. Pompalı gibi bir şey bu abi. Abi. Pompalı değil mi? Pompalı gibi bir şey. Benziyor yani. O şekilde tepki veriyor en azından. Yakın mesafede iş yapar ya. Gerçi silah olmadı mı her türlü iş yapar. Kızım. Vay anasını satayım. Oyun harbi, ben sana söylüyorum, ben bu oyunu seviyorum ya. Ubisoft'un oyunlarını herkes oynamaz seviyorum belki. Seviyorum da bu eşek yüzünden şu anda ağır ilerliyor. Aç onu. Silah mı indirdi o? Karşıdaki kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Bunu mutlaka size ödeteceğim. Pislikler! Hangi cehennemdesiniz? Psycho. Eğer bunu yapan Selpiç'ini bulabilsem onu öldürürdüm. Oyuna bak sen, kufur kıyamet. Hadi. Atlamak için enter mi? Claire. Ha, videoyu atlamak için enter. Bekle. Ha, bulduk. İyi misin? Evet. İçeride misin? Evet. Yarıda. Uzak sensör kalibrasyonu. Hafif gecikme var. Yani yediriyor. İçerideyiz. Kilitlendi. Otur dostum. Ha, pozisyona da getirecekler. Ha? Pozisyona da getiriyor. Bundan emin olmamız gerekiyor. Giysinin kilidini açmak, güvenlik mühürlerini kırmak ve nanitleri yeniden pozisyonunuz yerleştirmek hazır anlamına gelir. Sef teknolojisiyle birleştiyse neye dönüşeceği hiç belli olmaz. Bunu halledebilirsin değil mi patron? Yap şunu. Yap şunu. Bellek kurtarma sistemlerine erişiyor. Orada teknisi de var onun ha. Nerede? Yanında dağıttım burayı. Şey yani beşli yani. Burada falçata da var. Falçata, malçata hayırdır anasını, bizi mi keseceksin Furki? Sokarım, çıkartırım. Benim kafamı bozmayın lan. Bayrampaşa çocuğuyuz yani. En ufak bir geri gitme olmaz yani, bilgin olsun da. Onu bilerek hareket et yani. Bana bak oğlum, seni şarjlı pille şarj ederim ha. Şarj biterse mikrofonu tabii mecbur edeceksin. Yok lan, iki tane daha var ya. Ha, doğru ya. Ama daha uzun süreli kullanımlara ihtiyacımızın olma ihtimaline karşı diyorum Seko. Dopamin engellenmiş.
16 tane şarjlı kalem pil şu tesisat için yeterli mi? Yeterli olur canım. Senin belindeki cihazı 3 tane var. Yeterli. Arada orada yedeklerimiz de var. Ama onların bittiğini düşün, bir daha almayacağız. Ya biliyorum, sıkıntı yok. Ha sen şey diyorsun, onları kullanırken idare edelim, onlar da elimizden gitti mi bir tane ya da iki tane daha alırız şarjlı diyorsun. Hayır, benim demek istediğim konu şu. Onları kullanalım, şarjlıları pek fazla yememeye çalışalım. Ya ben onları niye koydum biliyor musun, orada tuttum. Bak, lan, şurada bir şey battı, elektrik çarptı nasıl? Şuradaki alkalin piller var ya, aha, çıkma iki az kullanmışlar falan. Hı. Olur da şarjlı pilleri kullandık, yemedi, yetmedi artık, bitti yani. Bunu bana sen yaptın. Pil yetiştiremedik. Alkalin piller bizi 2-3 saat kazandırsın, o arada pili şarj edelim diye. Çünkü ben hesapladım, sıcağı şurada bak. Evi yakacağım. Kalem pil şarj cihazı, evet. O yüzden mi ilgilendin? O cihazın üstüne aynı markanın 2 tane 9 voltluk için 200 liraya şarj cihazı var. Sadece 9 voltluk için. Bende 2 tane şarj eden 9 voltluk daha var. Bir tane daha 9 volt şarj edebileceğim cihazıma. Şu anda 3 tane 9 volt şarj ediyorum zaten kral. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Bizim yine 9 voltlukları arttırmamız lazım. Çünkü arkadaki enstrümanlar 9 voltla çalışıyor biliyorsun. Ya ben onlara da pil almak istemiyorum, anladın mı? Yok hayır, şarjlı pili alalım. Yani bunları kullanayım diyorum yani. Ya şarj edeyim kullanayım. Heh. Ama enstrümanların ikisini ayrı kullansan daha mantıklı olur. Ömrü yavaş gider. Ya sıkıntı değil kanka, zaten şarj cihazları elimizde ya. Hissetmek her şeyi hallediyor değil mi? Bunları ben alırken inceledim kanka. Özellikle bak bu neden marka için söylüyorum ha. Şöyle alttan gör. Nasıl bu görmüş olduğumuz malzeme 2000 şarj falan kral. Yok ömrü. Sadece onun söylediğini yapmak, sadece emirleri uygulamak. Bu sözler kimi hatırlatıyor Prophet? Sana bir şey söyleyeceğim. Senin hakkında haklıydım. Lanet bir makine olabilirsin çünkü artık insan olmadığın kesin. Yani başından da bunda çok iyi değildin ama tanrım şimdiki haline bir baksana. O maskenin altına kimin yüzünü takıyorsun bugünlerde Prophet? Artık bir yüzün bile var mı ki acaba? Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Seçeneğin vardı dostum. Herkesin bir seçeneği vardır. Sana bilmen gereken her şeyi söyledim. Bunları hatırlıyor musun? Emrindeki bütün adamlar sen sadece emirleri uyguladığın için öldüler. Başka seçeneğin olmadığı için. Aynen onun gibi. Psycho. Hayır dostum. Giysin mi sen şu giysini al git. Ve kendi savaşında savaş. Her zamanki gibi. Bekle. Hayır, Claire. Haklı. Bırak gitsin. Bekle, şurayı bir görelim. Abi görelim oğlum. Lan herifler ne çizmiş oyunu be. Evet. Yani. Değerli sevgili arkadaşlar. Sevgili YouTube, sevgili Twitch, sevgili TikTok. Crysis yayınımızın sonuna geliyoruz. Bölümün de sonuna geldik. Aynen. Biz bir mola vereceğiz. Ondan sonra yeni bir oyunla. Yeni bir oyunla devam edeceğiz. Daha doğrusu Far Cry'la devam edeceğiz. Yani canlı yayındaki arkadaşlar için söylüyorum bunu. Evet, canlı yayın için söyledik bunu ama tabii kapatmadan kısaca şöyle bir hem şöyle alttan ufak bir gösterelim. Arkasından yine dediğim gibi her pazartesi arkadaşlar Crysis'in bir bölümü mutlaka YouTube kanalımızda olur. Yani takip ederseniz oradan yine geçmiş bölümleri falan izleyebilirsiniz.
videoları beğenip paylaşarak, canlı yayınları paylaşarak bize destek olursanız seviniriz. Yorumlar eksik olmasın yani, yazın arkadaşlar. Sövmeyin yeter. Aynen öyle. Söverseniz söveriz. Sıkıntı olmasın yani. Şimdilik ne diyoruz Serkan'ım? Haydi Allah'a emanet gençler. Kendinize iyi bakınız. Hadi.